konuşalım. Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. TÜPRAŞ'ı beraber analiz edelim. TÜPRAŞ'ın önceki geçmiş grafiklerini şöyle bir gözden geçirelim. Kaç kişi böyle hani geçmiş grafikleri inceliyor bilmiyorum ama TÜPRAŞ'ın ana alım yeri, trade'leri vesaire es geçiyorum. Ara trade'i burada bir tane büyük ölçekte paylaşılmıştı sizlerle. Büyük ölçekte düşüşünde 177-176 bandında paylaştım. Sonrasında TÜPRAŞ birinci düşüş hedefimiz olan 158.3'e çok az bir mesafe kala yükseliş formasyonu oluşturdu. Bu düşüş sonrası oluşan yükseliş formasyonu hedefine yaklaşık 60 kademelik bir mesafe kala oluşmuş. Burada ara trade'lerimizi yapmışız. Kademeli olarak görebilirsiniz. Yükseliş, bir geri çekilme, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, geri çekilme, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, sürekli süreç devam etmiş. En sonda ben 164 lira bandından kendi grubumda paylaştım. Hoş geldin. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun her sefer? Sarı mı? Efendim oğlum. Ceviz. Ceviz mi? Fışık. Fıstık mı? Badem. Badem başka? Pınar. Fındık tamam başka? Ceviz. Tamam. One. Three. Five. Tamam. Bir. Tamam. Sen git ben geliyorum oğlum tamam. Şöyle hemen devam edelim kaldığımız yerden. 164 lira bandından paylaşımı yapmıştım. Ufak tabi bir esneme yaşandı. Nereye kadar? 162'lere kadar. 162 küsürlere kadar. Daha sonra yükseliş formasyonu piyasayla beraber olması gereken noktaya doğru ilerledi. Birinci hedefimizi biz gördük. İkinci hedefimizde de çok az bir mesafe kaldı. Bunlar ara hedefler. Zirve hedef 187.9 seviyesi. TÜPRAŞ'ta benim uzun zamandır trade ettiğim ve keyif aldığım hisselerden biri. Neredeyse 10 yıla yakındır sürekli trade ediyorum TÜPRAŞ'ı. Şöyle kaldıralım. Büyük ölçeğe gelelim. Sizinle de TÜPRAŞ'ı paylaştım. Fiyat, dolar bazlı fiyat 3.57 idi. Tabi burada biraz geri çekilme yaşandı. Hatırlıyorsunuz. Mayıs ayının vesaire. Sonrasında dolar bazlı geri çekilme yaşadı. Bunun akabinde gayet güzel noktalara geldi TÜPRAŞ. Sadece dolar bazlı size paylaştığım fiyattan bu yana neredeyse 2 katlık bir artış gerçekleştirdi. Dolar bazlı fiyatı yani tabii ki doların sürekli değer kazanmasıyla beraber değişkenliğe uğradı ama TL bazlı fiyatları gayet güzel karlara ulaşmamıza olanak sağladı. Uzun vade takip edilmesi gereken nadide hisselerimizden bir tanesi. Ve baktığımız zaman da şu anki dolar bazlı bulunduğu değer 2017'deki dolar bazlı değeriyle eşdeğer. Yani o kadar büyük ölçekte işte şöyle uçmuş böyle kaçmış bir hisse değil. Yani reel değerine baktığımızda uygun hatta ucuz sayılabilecek hisselerden bir tanesi. Uzun soluklu peki baktığımızda şu anki bulunduğu seviyeler ne kadar önemli, ne kadar kıymetli? Şöyle bir bakalım. Bunu daha önceki yayınlarda dile getirmemiştim. TÜPRAŞ'ın dolar bazlı hedef seviyeleri 7.70 ve 8.80 band aralığı. Bir sonraki hedef 11.64, 12.69 band aralığı.
Bu seviyeler bu şekilde kademeli olarak gerçekleşecektir. Tüpraşı dediğim gibi diğer hisselerde olduğu gibi matematikte takip etmek en önemli konu. Çünkü uzun soluklu aralıklarını kırmakta zorlanan bir hisse senedi. Özellikle baktığımız zaman da endekste düşüşlerde ve yükselişlerde en fazla etkilenen hisselerden bir tanesi. Yani en son biz 2020 yılında aldığımızda ne kadar bir kar bıraktı? Yani çok güzel kar bırakan hisselerden bir tanesi, sadece TL bazlı değil, aynı şekilde dolar bazlı da kar bırakan hisselerden bir tanesi. Ama düzeltmelerde mutlaka dikkat etmeniz gereken bir hisse senedi bilginiz olsun. Çünkü keskin düzeltmeler yapabiliyor. Evet, Tüpraş ile alakalı videoyu burada sonlandıralım. Başka soru sormak isteyenler varsa buyursunlar. Şunlar niye açık kalmış? Kapatalım bunu.